Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte 360 derecelik kamera kaydı yapabilen 360 Fly isimli kamerayı inceliyoruz. Şu an telefonunuzu sağa sola yatırarak veya mouse'unuzu tıklayıp döndürerek etrafı görebilirsiniz arkadaşlar. Onur var yanımda, karşımda Çağdaş oturuyor ve Efe var. Hepimizi görebilirsiniz. İstediğiniz kişiye çevirin kamerayı. Şu an bir go-kart pistine geldik ve burada kamerayı inceleyeceğiz ve daha sonra da go-kart'a bineceğiz. Şimdi ince ince kameraya gelelim arkadaşlar. VR gözlüklerinin hayatımıza girmesiyle birlikte son kullanıcının da artık bu gözlükler için bir şeyler üretmesi lazım oldu. Bu ihtiyacı video yönünde de en iyi şekilde karşılayan kameralardan bir tanesi bu elimde görmüş olduğunuz 360 Fly. 360 Fly hem teknolojisiyle hem de tasarımıyla gerçekten dikkat çekici arkadaşlar. İnce ince özelliklerine geçmek istiyorum. Biraz tasarımdan bahsedeyim. Öncelikle üzerinde bir tane tuş bulunuyor arkadaşlar. Buradan açıp kapatıyoruz. Bir tane de kamera var. Kameranın şeklinden dolayı, tasarım şeklinden dolayı çok ufak bir kör nokta var. Göremediğiniz bir açı var. Zaten mouse'la yavaş yavaş ya da telefonunuzu yavaş yavaş aşağı indirirseniz bu kör noktayı görebilirsiniz. Ancak bir özelliği var ki o da şu, dahili 32 GB'lık bir hafıza barındırıyor. Artık kameralarda görmeye alıştığımız bir şey değil bu. Bence gayet iyi olmuş. İçinde kendi hafızasının olması, bir de ekstradan hafıza kartı almakla uğraşmıyorsunuz. Bu 32 GB'lık hafıza sayesinde toplam 2 saat kesintisiz kayıt yapabiliyor arkadaşlar. Ayrıca 1350 mAh'lik bataryası da tam 2,5 saatte %100 şarja ulaşıyor. Arkadaşlar peki ürünü telefonumuza veya tabletimize nasıl bağlıyoruz? iOS ve Android cihazımız varsa eğer Wi-Fi veya Bluetooth desteği sayesinde bu görüntüyü telefonumuza aktarabiliyoruz. 360 Fly isimli bir uygulamayı telefonunuza indirmeniz lazım. Kameranın kendi uygulaması bu. Bunu indirdiğiniz zaman Wi-Fi veya Bluetooth kullanarak telefonunuza direkt olarak bağlayabilirsiniz. Canlı yayın da yapabiliyorsunuz. İsterseniz Divit App isimli bir uygulaması var. Onu kurarsanız telefonunuza bu kameradan canlı yayın yapabiliyorsunuz. Ayrıca bilgisayar içinde kesme biçme işlemlerini yapabileceğimiz bir uygulama barındırıyor içinde. Dahili mikrofonu var arkadaşlar ancak sesi çok kaliteli değil. O yüzden ben harici bir mikrofon kullanıyorum. Sesim size oradan geliyor. Kendi dahili mikrofonunu ses kaydı için kullanmamak da bence fayda var. Son olarak şundan da bahsedeyim. Bu kamera su geçirmiyor. Aynı zamanda su geçirmemesinin yanında sarsıntılara karşı da dayanıklı. Zaten birazdan biz test edeceğiz. Sarsıntılara dayanıklı mı değil mi bunu anlayacağız go-kartın üzerinde. Ancak üzerindeki mercek bana biraz hassas gibi geldi. Çizilmesine dikkat edin. Çizilirse bayağı canınız yanabilir. Bunu da belirteyim ama GoPro'ya iyi bir rakip olmuş. Bence 360 Fly. Şimdi fiyatını da söyleyeyim arkadaşlar. Bu kamerayı aşağıda bulunan bağlantıdan 1899 Türk Lirasına satın alabilirsiniz. Eğer böyle bir aksiyon kamerasına ihtiyacınız varsa ya da yakın zamanda bir aksiyon kamerası almak istiyorsanız piyasadaki birçok rakibine 360 derece çekim yapması alternatif olan 360 Fly'ı bence tercihleriniz arasına sokabilirsiniz. Şimdi gelin aksiyonumuza geçelim. Evet millet, böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk. Aksiyonlu bir final oldu mu arkadaşlar? Oldu ya, şu Anadolu turisti sağ olsun. Esas final yaşanmış. Aynen, neyse sen sağdan. Hızlı da geçti, canlı yayında. Sen kaç kardeşim yandan kenardan. Neyse arkadaşlar, videomuzu burada kapatalım. Ben kazandım. Evet, bravo Onur. Sadece ben. Bu videomuzda sizlere 360 Fly'ı incelemeye çalıştık arkadaşlar. Bir aksiyon katmaya çalıştık. Biraz katabildiysek ne mutlu bize diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Eyvallah. Eyvallah. Görüşürüz millet.